Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün de Ankara'dan bir yanık saçımız geldi. Hep kızıl boyamış, bakır boyamış, açmışlar. Üstünü bir daha kahve yapmışlar. Kahveyi yapmak için açmışlar. Onu da anlayamadım neden açtıklarını. Falan derken saçın böyle artık uzunca bir geçmişi var. Kaç yıldır renkli? 7 falan. 7 yıldır renkliymiş. Bakalım neler yapacağız. Ben kendisine sarı sözü vermedim. Çok sarışın olmak istediğini söyledi ama... şimdi uzaktan teşhis şey gibi olur, yanlış tedaviye gidebilir. Saça dokunduğumda uçların yanık olduğunu hissediyorum. Şimdi saçımızı öncelikle koruyarak güzel açacağız. Bakalım açılıma göre neler yapacağımıza karar vereceğiz. Şöyle göstereyim. Kırmızı pigmentleri saçtan atmak çok zordur arkadaşlar. Hani siyah boyada da yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi güzel açıcımı hazırlayacağım. Enseden başlayacağım yukarı doğru. Neden başladım artık biliyor olmanız lazım. Açıldıkça çünkü akıtacağız. Hani olağanüstü bir durum oldu ya da açmamız gerekti. Önden başlarsak akıtmamız daha zor olur. O yüzden arkadan başlayarak açıcımızı süreceğiz. Öncelikle şeye sürmeyeceğiz. Ben dokunduğumda yağ sürdüğünü hissediyorum. Burada bir kayganlık var. Büyük ihtimalle bu yanıkları yağ ve serum türevleriyle açtırdı. Bunları özellikle dokunmuyoruz. Sadece saçın sağlıklı kısmını dipten 1 santim olacak kadar bırakıp açıcı süreceğiz. Arkadaşlar 30 volüm hazırlıyorum ama 30 volümü direkt dökmedim. 20 ve 40 ile hazırlıyorum. Hatta 20'yi birazcık daha fazla kullanacağım. Şimdi saçın altında yanık var. Bir de biraz yavaş görmek istiyorum. Haş mavi ile açıyorum. Bunlar biraz güçlü gittiği için özellikle şey yapıyorum. Biraz 30'un altına 25 gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar biz komple açıcımızı sürdük. Dipleri ve uçları ayrıştırdık. Sonra baktık güzel gidiyor. Müşterimize de tembihledik. Alarm olarak kullandık onu. Isınıyor çünkü saçı o kadar çok ki arkadaşlar. Yorgan gibi yani birbirini örttüğü için ısınma oluyor. Isınıyor dediği yerden hemen havalandırdık, açtık. Şimdi hem şöyle uç diplere geçtik hem uçlara sürekli kontrol ederek gideceğiz. Şimdi ne oldu? Mesela şuradaki kısım daha güzel açıldı. Hemen çekeyim. Daha koyu gördüğünüz yere doğru getirin. Bu şekilde hep saçı gözlemleyin. Ben şimdi görevli arkadaş bırakacağım başına. Şöyle göstereyim. Baktım burayı daha açık görüyorum. Hemen şöyle sıyırıyorum. Oradaki şeyi sıyırdığınızda her şey ortaya çıkıyor. Hemen ne yapıyorum? Daha olmadığı noktaya böyle bırakıyorum. Böyle böyle kontrol ediyorum. Hem gelmeyen yere olursa, değmeyen yere olursa diye bir nevi de onları tekrar tekrar kontrol etmiş oluyorum. Yani Allah korusun hani bırakırsınız burada bir süre sonra artık buralar koyu beklerken burada yoğun açıcı olduğu zaman oralarda yanma başlayabilir. Müşterimiz de tabii itirafta bulundu bu arada. Ben dedi böyle züccaciye gibi bir yerden dedi büyük ihtimal milyoncu gibi diyeyim yani. Bir toz açıcı aldım dedi. Tozdu da almıyordu bile dedi. Onu söylemedim. Onunla da açmış. Şimdi baktı ki iyi gidiyor. Artık itiraflar başladı. Yoksa bir şey yok. Siz yaptınız olurdu. Kuaförleri hep suçlarlar arkadaşlar. Artık ben yemiyorum böyle numaraları diyormuşum. Şimdi saçımız güzel gidiyor. Hiç böyle beklemiyordum açıkçası. Çok uzun yıllardır şey olduğu için. Bakıyorum dokunduğumda burada da ısınmayı da hissediyorum yine. Hemen alıyorum. Buradaki koyu yere bırakıyorum. Buradaki saç ne oluyor? Direkt yavaşlıyor işlem. Hem de saç zarar görmemiş oluyor. Evet arkadaşlar biz işleme başladık. Ne yazık ki çekemedim çünkü çok koşturduk, yoğunluk oldu. Saçımızı önce o gösterdiğimiz ayarda açtık. Sonra dip ve uçlara hafif hafif kaydırdık. Uçlara buradaki fazlalığı çektik. O turuncuları yavaş açsın diye. Çünkü uçlar yanık ve ezik. Hatta şurada bir parçayı görüyorsunuz. Ondan sonra saçımız bekledi. Artık bir noktada tıkandı. Yani böyle sarıyla turuncu arası şöyle göstereyim. Saç tıkandı. Güzelce akıttım. Bu yeter. Bunun üzerine boyayalım dedi kızımız. Çok da şey böyle enerjisi yüksek ve güzel geldi. Onun için saçları müthiş güzel açıldı. Şimdi ben ama şey yaptım, şu yine ortadaki o koyu gördüğüm noktalara ıslakken açıcı sürdüm arkadaşlar. Islakken sürdüm, az daha kırsın. Şimdi yıkayacağız, güzel bir boya yapacağız. Çünkü kumral sarı olsun dedi, güzel renkler gösterdi.
Saçları da yıpranmasından korkuyor. Zaten daha önceden de ezik yerler var. Hiçbir kopmamız, hiçbir şeyimiz yok. Saç ne, nasıl geldiyse şu an açmamıza rağmen öyle, öyle göstereyim. Güzel bir bakım ürünüyle de arkadaşlar böyle saçları kullanabilirsiniz. O saç aylarca kafanızda durur. Hiçbir şey olmaz. Ama iyi ürün tercih edeceksiniz. Aldığınız herhangi bir maske, bilmem yağ, arkadaşımız yağ kullandığını söyledi. Yağlar sadece kuru saçlarda arkadaşlar yanıyor, kuruyor, böyle çıtır çıtır oluyor ya, onları açıyor. Ama saçınıza bir nem, bir dolgunluk vermiyor. Onun için mutlaka saç maskesi. O da hani marketlerde alınanlar, ben geçici mutluluk diyorum. Profesyonel ürünler kullanın. Saçınız gerçekten işe yarasını istiyorsanız 3-5 tane ürün satın alacağınıza bir tane güzel bir ürün alın. Onu kullanın yani. Şimdi saçımızı birazdan biz yıkayacağız, güzelce boyasını yapacağız. Şimdi saçın dibi için boya hazırladım arkadaşlar. Saç dibine hafif derinlik vereceğim. Koyu gibi görünecek ama koyu olmayacak. 8-0, 8-1, bir de 7-1. 8-0 ile 8-1 20'şer gram, 7-1 10 gram gibi düşünün. 10 volümle hazırlıyorum. Şimdi uç için arkadaşlar 9-31'i beğendi müşterim. Fakat bu 9-31 hafif şey olabiliyor. Ben biraz hafif yeşillik hissedebiliyorum. Saçın alt zemini turuncu, aslında yeşillik turuncuyu örter daha iyi ama yine de riske girmek istemedim. Yani 9.2 hafif de bir dore ton, bej ton attım. Şöyle göstereyim. Şeyin 3'te 2'si kadar, yani bu 30 gramsa bu da 20 gram gibi düşünün. Bunu da şimdi 20 volümle uçlar için hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, işlemimizin sonucu saçımız böyle doğal kendiliğinden, hani yabancıların sarışınları vardır öyle oldu ama siz yine akşam ışığının azizliğine uğradınız. Şöyle biraz yaklaşık göstereyim. Müşterimiz böyle çok doğal, çok şey, açık canlı bir sarı olmasın dedi ama çok güzel bir ton oldu. Şöyle göstereyim. Beğendiniz mi saçınızı? Ben çok beğendim. Çok beğendi, ses çıkmıyor. Şöyle göstereyim yakından yine. Şöyle de göstereyim. Hem çok soğuk değil, hem çok sıcak bir ton değil. Kendi orijinal saçı gibi oldu. Şuradan güzel kızımızın yanından alayım. Yine bu taraftan. Güzel günlerde kullansın, ona mutluluk getirsin diyorum.